bölgede de yine aynı şekilde Çelikay'ın parkı var, hem de basket sahası var. Evet. Şu anda çimlere başladık. Nereye gidiyorsunuz? Başlara. Deprem anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve talimatlarıyla başta İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca o andan itibaren ilimize gelmek suretiyle AFS'de vatandaşlarımızın yanlarında oldu. İhtiyaçlarının giderilmesi için her türlü katkı ve çalışma yaptılar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız depremde zarar gören konutların ihyası, tekrar inşası için bir çalışma başlattı. O dönemi itibariyle 32 bin civarında olan hasar tespiti, daha sonra bugün geldiğimiz noktada 13.141 adet vatandaşımızın hak sahibi olarak tescili gerçekleşti. Ve TOKİ İdaresi 18.868 konutu burada planladı ve inşaatına başladı. Şu anda gördüğünüz gibi Karşıyaka Mahallesi'ndeyiz. 19 ayrı lokasyonda bu inşaatlar, toplu konut çalışmaları başladı, devam ediyor. Burada 442 konut daire vatandaşlarımıza teslim edilecek ve 2 hafta süre içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Devletimiz belirttiğim gibi gerek konutların inşası gerekse devam eden süreçte İAŞ, İBATE gibi ihtiyaçların karşılanması için tüm kurum kuruluşlarıyla vatandaşlarımızın yanında oldu. AFAD'ımız, AFAD Başkanlığımız o dönemi itibariyle ve bugüne kadar 230 milyonluk bir nakdi yardımı Elazığ'ımıza gönderdiler. Yine bununla birlikte KOSGEB kredi desteği vermek suretiyle 530 milyon bir rakamı 6000 taliplisine yöneltmiş oldu, kullandırmış oldu. Bununla birlikte yine kredi garanti fonu vasıtasıyla vatandaşlarımıza 786 milyonluk bir ödeme gerçekleşti. Yine bununla birlikte Esnaf Kefalet Kooperatifi talep eden her vatandaşımıza 3 yıl faizsiz geri ödemeli şekilde 50 bin TL'lik bir nakdi kredi imkanı sağladı. Ve gerek ağır hasarlı, gerek kiracı olan vatandaşlarımıza taşınma yardımı 11 bin, kira yardımı 5 bin şeklinde katkılarda, destekte bulundular. Vatandaşlarımızın eşyasını alamayan vatandaşlarımıza toplamda 6 milyonluk bir destek, evet, eşya desteği verdi. Dolayısıyla yani devletimizin tüm imkanları vatandaşlarımızın yanında oldu. Ve bu yardımlar da halen devam ediyor. İlk aşamada toplam 8 bin konutun vatandaşlarımıza teslimatı planlanıyor, düşünülüyor. Ve geldiğimiz noktada zannediyorum 2 hafta içerisinde bunun büyük bir kısmı da bitmiş ve teslim aşamasına gelmiş olacak. Yıl bitmeden de inşallah bu 8 bin rakamına ulaşmış olacağız. Ben İzmir depremi dolayısıyla hayatını kaybeden 114 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 1000 kadar yaralımıza da acil şifalar diliyorum. İzmir'imize, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dün Malatya'da, Elazığ'da, Van'da, Bingöl'de, Giresun'da olan afetlerde devletimiz her zaman yanımızdaydı. Vatandaşlarımızla birlikteydi. Tüm kurum, kuruluş ve destekleri imkanlarıyla Allah razı olsun. Bugün de İzmir'de Allah devletimize zeval vermesin. Biz Türk milleti olarak milli birlik ve beraberliğimiz sayesinde inşallah tüm güçlüklerinde üstesinden gelmeyi başaracağız.